Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız. Formalarımızı giymemiz gerekiyor. Stadyuma gidebilecek durumu olan arkadaşlar stadyuma gitmesi gerekiyor. Desteklenmesi lazım olan sezonun maçlarından bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Kupa maçı biliyorsunuz sezonun maçı. Bizim elimizdeki en önemli hedef. Tabi biraz maç öncesini değerlendireceğiz. Flash gelişmeler yaşanıyor. Maçtan önce Yıldız Oyuncu ülkesine gitti. Gerçekten hani Pepe'nin ve Onaçu'nun son durumu neler? Bugünkü maçta oynayacaklar mı? Muhtemel kadroya bakacağız. Başakşehir takımına bakacağız. Ve videomuzu sonlandıracağız. Bizim hani son oynanan maçlarda özellikle işte bir seri başladı. Takım içerisinde bir denge var. Oyuncular birbirine sahip çıkmaya başladı. İşte faul olduğu zaman bütün takım halinde itiraza gidebiliyor. Sahanın içerisinde baktığım zaman birisi düştüğünde diğer arkadaş onun hemen yardımına geliyor. Galibiyetlerle beraber de ben her zaman sizlere bu örneği veriyorum. Arkadaşlık daha da pekişiyor. Yardımlaşma daha da fazlalaşıyor. Kazanmanın vermiş olduğu o mutluluk, o oynama isteğiyle beraber de futbolcuların coşkusu, enerjisi yukarı çıkıyor ve daha da iyi oyun görüyoruz. Ne kadar iyi oyun görürsek, ne kadar futbolcular enerjik bir şekilde oynamaya çalışırsa taraftarlar da o şekilde geliyor abicim. Bakın bugünkü maça doluluk oranı çok yüksek. Diğer önceki maçlarda hep sıkıntılı oldu. Taraftarlarımız gelmedi, o olmadı, bu olmadı. Evet, çünkü oyun yoktu. İstenen performans yoktu, skor yoktu. Derken birçok neden vardı ve şimdi biraz kıpırdandı, biraz sahiplenmeye görünce taraftar tabii ki de doldurur o stadyumu. Sezonun maçı inşallah güzel bir galibiyet gelir. Başakşehir takımı kanatlarını kullanmaya çalışan, kanatta iki tane hızlı oyuncuyla içeriye girerek oynamaya çalışan, özellikle merkez orta sahada çok güçlü bir takım. Orta sahası bana göre çok zengin bir takım. Alexis var mesela, çok etkili olan bir oyuncu. Berkay var, bana göre ligin en iyi 6 numaralarından bir tanesi. 6 ve 8 oynayabiliyor. Önlerinde çok önemli bir Piatek diye bir santroforları var. Bu sezon 13 gol 1 tane asist yapmış. Genoa, Milan, Hertha Berlin, Florentina gibi takımlarda oynamış. Bence çok tecrübeli bir santroforları var. Tabi kadroda sürekli bir değişkenlik yaşanıyor. Orta sahada Berkay, Alexis, Josef mi oynar? Yoksa hani Figueiredo'yu koyuyor zaman zaman. Zaman zaman Abiti koyuyor. Sürekli orta sahada bir değişiklik var. Şöyle bir son oynadıkları maçlara baktığım zaman. Ama Berkay ve Alexis genelde oynatıyor. Bu ikiliyle çıkabilir diye düşünüyorum. En önemli detay burada Başakşehir takımında. En önemli detay. Stoperde çok önemli eksiklikler var. Bakın son oynanan maçta Hamza diye bir kardeşimizi altyapıdan çıkarttılar. İlk 11'de oynattılar. Antep maçında oynadı. 2-0 kazandılar. Gol yemediler. Daha önceki maçlara baktığım zaman Başakşehir takımı hemen hemen bütün maçlarında gol yedi arkadaşlar. Yalnız son oynadıkları maçta Başakşehir takımı Hamza'yı oynattı ve gol yemedi. Bizim maçımıza da ben Hamza'yı bekliyorum. 0-2 bitti. Ondan önceki maçta tabii Başakşehir takımı stoperde Ba diye bir isim bakayım tam bir. Hoseyna Ba diye bir oyuncuları vardı. Olympiakos'tan almışlardı. Oyuncu oynatıyorlardı. Bir sakatlık yaşadı. Duarte'nin bir sakatlığı var. Bizim maçımızda bu oyuncuların oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Ama Hamza genç kardeşimizin, Allah yardımcısı olsun, o ayrı bir durum. Ben genç oynayan kardeşlerimizin başarılı olmasını isterim. Ama bizim bu maçta özellikle savunma zafiyetinde burayı kullanmamız gerekiyor. Sağ bekte işte Ömer Ali Şahin'in bir sakatlığı var. Bir 4-5 tane savunmada özellikle sakatlığı bulunan bir durum söz konusu. Şimdi bize gelelim. Bizim takımımızda ne durum? Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Sağ bekte Thomas Meunier, sol bekte Eren Denzel. Burası banko arkadaşlar. Artık teknik direktörümüz de kadrosunu oturttu. Savunmada oturdu. Burası banko. Sadece yanında Mende mi oynayacak? Benkoviç mi oynayacak? Ryan Bania mı oynayacak? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve teknik direktörümüzün bir önceki maçtan sonraki röportajına baktığımızda artı hocanın Mendy'nin çok kötü oynadığı dönemlerde dahil Mendy'yi orada oynattığını biliyoruz ki 2 haftadır kazanan bir Trabzonspor takımı var. Ve Mendy'yi onun için ben stoperde oynatacağını düşünüyorum. Benim gibi birçok arkadaşımızın düşündüğünü biliyorum. Mendy stopere geçtiğinde orta sahadaki dinamizmini kullanamıyoruz. Burada ben de sizin gibi düşünüyorum. Yalnız teknik direktörümüz Fernandes'in sakatlığından dolayı Fernandes'i düşünüyor, bakın orada oynatmıyor. Yani Fernandes olsa Mendy oynatmayacak orada. Orta sahaya çekecek ama Fernandes'in sakatlık durumu söz konusu olduğu için orada oynatacağı isim, teknik direktörümüzün orada oynatacağı isim Mendy olacak.
Tabii Benkoviç kulübede olacak. Benkoviç diyorum. Banya kulübede olacaktır. Benkoviç geçen hafta kulübede de yoktu. Belki onun da bir ağrıları var. Bilemiyorum. Bir hastalık var dendi. Kadroya alınmadı. Bu hafta hiçbir şey söylenmedi. Kadroda yoktu 3 gün önce. Ve Ryan Banya kulübedeydi. Stoper olarak ve Mendy'yi denedik. Şimdi Mendy'ye stoper de deneyeceğiz. Orta sahaya gelelim. Berat ve Umut Güneş. Bu ikili bence son haftalarda iyi oynuyor. Şimdi Berat'ın yerine Mendy ve Umut Güneş'in performansının ben daha yüksek olacağını düşünüyorum. Oyun anlamında, top kapma anlamında Mendy'nin enerjisi. Mendy Berat'a göre biraz daha dengeli oynuyor. Berat bazen özgüvene giriyor. O özgüveniyle beraber de hiç kaptırmaması gereken yerlerde bir ön libero'nun sağlam, garanti oynaması gerekiyor. Gerekirse abicim ön libero takımı, ön libero'da oynayan kapacak, verecek. O tarzda bir oyuncu Berat'ta. Ya döneyim, edeyim, tersi çak, şu tersi indireyim, patlatayım dediğin zaman işler karışıyor Berat'ın. Ve orada Berat yanına Umut Güneş koyduk. Ve Umut Güneş'in son 2 haftadaki performans çıkışı, özellikle son oynanan maçtaki o savunmaya yardımı, Abdullah Avcı söylediği gibi iç koridoru kullanması, pas bağlantısını alması, defanstan top alıp dikine oynaması, her aldığı topta öne bakması Umut Güneş için artı. Bu da bizim için artı oldu ve bizim orta sahada Umut Güneş 8, 6 numarada da Berat şeklinde başlayacağız. Sağ tarafta Visca ile başlayacağız arkadaşlar. Visca biraz yaşlandı, yorulmaya başladı. Teknik direktörümüz de onu biraz bazı maçlarda son dakikalara doğru almaya da başladı. Onu da biraz çaktırmadan korumaya girdi gibi gözüküyor. Solda Trezeguet, takımda hücumdaki en önemli oyuncumuz. Trezeguet solda başlar. Trezeguet ile beraber de Trabzonspor takımımız skor üretiyor. Trezeguet'in özellikle atmaya devam ettiğini görüyoruz. Trezeguet ceza sahasında ikinci bir santrofor görevi görüyor. Gizli bir santrofor görevi görüyor. Gizli bir hani oralarda böyle bir karambolde arkadan aradan böyle öyle bir oyun yapısı var ki böyle sakarlık var biraz ceza sahasında. Hani atacağı yerde atamıyor, atamayacağı yerde atıyor. Bu Canin de vardı biz hatırlayın. Canin de biraz enteresan bir oyuncuydu. Ulan diyorduk nasıl atamadı? Bir bakıyorduk adam dip diyordu. Jeneriklik bir gol atabiliyordu. Trezeguet'in milli takımdan sonra gelişi, Abdullah Avcı ile Trezeguet arasındaki bağlantı, diyalogdan sonra vitesini çok yükseltti. Özellikle Visca ve Trezeguet'in sahanın içerisinde liderlik yapmaya çalıştığını da görebiliyorum. Şimdi tabii Pepe sağda oynaması gerekiyor veya 10 numarada oynaması gerekiyor diyenler olabilir. Şimdi 10 numarada Enis Badri bekliyorum gene ben şimdi. Kazanan takım şu ana kadar devam ediyoruz görüyorsunuz. 10 açıyor da geleceğim. Badri fena oynamıyor. Yeterli mi? Değil. Trabzonspor takımın 10 numarası böyle oynar mı? Oynamaz abicim. Daha kreatif oynaması lazım. Bizim hücumda daha etkili olması lazım. Defansa yardım etmesi eyvallah iyi niyetli ama daha kreatif bir futbol görmemiz gerekiyor. Şimdi Pepe ve Onaçu'nun milli takımdan geldikten sonraki verileri kötü dedi Abdullah Avcı. Oyuna girdi. İkisiyle beraber geriye yaslandığımız için biraz da kötü gözüktüğümüzü söylemek istiyorum. Ve eleştiriler oldu. Ya ikisi birden hazır değilse, ikisi birden girince takım düştü, neredeyse maç gidiyordu diye Abdullah Avcı'ya böyle eleştiriler de geldi. Ben hani biraz şuna bağlıyorum. Adana Demirspor takımı hücumda çok çoğaldı. Biz çok geriye kaçtığımız için pozisyon verdik. Biz zaten ne zaman geriye kaçsak pozisyon veriyoruz. Burada biraz da Pepe Onaçu'nun oyuna girdi düştüden ziyade görüntü öyle gözüktü eyvallah ama Pepe'nin biraz mental olarak hazır olmadığını, Onaçu'nun Pepe'ye göre ben daha iyi gördüm. O Pepe biraz mental, şampiyonluk yaşadı. İşte transfer dönemi yaklaşıyor. Onu aramaya başlamışlardır. Şurada 2 ay sonra bitiyor sezon. Yani oyuncunun da kafa birazcık gitgellere yaşıyordur. Sakatlanmamak isteyecektir sezon sonlarına doğru. Yani Pepe'yi kullanabildiğimiz kadar maksimum kullanmamız gerekiyor. Şu aralarda kullandık. Yoksa biraz daha sıkıntıya gireriz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. İnşallah bu sezon Pepe gibi bir oyuncuya ciddi paralar ödendi. Hani Türkiye Kupası'nı almamızda bize faydası olsun ki. Diyelim ki Türkiye Kupası'nı aldırttı adam. Hadi koçum güle güle diyelim. Yani bir daha kalma şansı zor. Soranlar olabilir. Kalamaz mı diye zor arkadaşlar. Pepe ve Onaçu'yu ben kulübede bekliyorum. Bu iki oyuncu eleştirimi yaptım. Her zaman hani iki gündür konuşuyorum. Hani bunların biraz da kendilerini hazırlaması gerekiyordu. Sorumluluklarını unutmuşlar. Burada iki oyuncunun profesyonelliğine yakışmadı. Ama Onaçu bir tık daha iyi. Uzatmalara gitme ihtimali olduğunu düşündüğümüz bir yerde bu oyuncularla kafadan başlamak hata olur diye düşünüyorum. Ve teknik direktörümüz Santofor'da da gene Enis Destan hamlesini ben bekliyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın muhtemel 11'i bu şekilde olacak. Biraz uzattıysak da özetledik şöyle oyuncularımızın yapısını. Kulübede işte Fontas'ımız var kulübede.
sonradan girip hamle yapacak. Pepe, Onatçu gibi bu üçlü zaten yeterli sonradan gireceğimizde. Savunma hattına da alternatiflerimiz kulübede. Orç için bir sakatlığı söz konusu. Şimdi idmanlara çıkmadığı konuştuk. Bunları değerlendirdik. Oyuncu nereden baksanız 10 gündür antrenmanda yok. Tabii kulübümüzün doktorları bu oyuncuyu müdahale ettiler, takip ettiler. Yalnız oyuncu tatmin olmadığını düşünüyorum. Oyuncunun kendi kararı isteğiyle beraber de ülkesine gidip tedavi olmak veyahut da kontrolümü ben orada bir yaptırmak istiyorum dediğini düşünüyorum. Çünkü ameliyatını yapan doktor ülkesinde. Bizim kulüplük doktorlarımız ameliyat yapmadı. Burada kulüp doktorlarına hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü onlarlık bir durum yok. Burada ameliyatını olan, rehabilitasyonunu kendi fizyoterapisiyle geçiren, rehabilitasyonunu kendi ülkesinde geçiren bir oyuncuya bizim doktorlarımız ağrısını görür ama teşhisini, asıl teşhisini ülkesinde koyarlar. Oyuncunun psikolojik olarak bozulduğunu ve kulüpten ülkesine gitme teklifinde bulunduğunu ve oyuncunun ülkesine gittiğini sizlere söyleyebilirim. Bu önemli bir detay. Oyuncu maalesef sahalara geri dönüşü tekrardan uzadı. Zaten maç eksiği var. Zaten antrenman eksiği varken bir de 7-8-10 günlük bir antrenman eksiliğinin eklendiğini düşündüğümüz bir yerde tanıdığımız Abdullah Avcı'nın onu kolay kolay oynatma şansı yok arkadaşlar. Milli takımdan dönen, her gün antrenman yapmış, öyle veya böyle sahaya çıkmış, bir saat de olsa idman yapmış oyuncuları bile, Afrika Kupası'na gelen oyuncuların bile gördüğünüz durumu Abdullah Avcı süründürüyor arkadaşlar. Süründürüyor. Hazır değilse süründürsün. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Oyuncu adına üzgünüm. Oyuncunun başına gelmemesi gereken, hani istemediğimiz durumlar bunlar. Ve Orsic ülkesine gitti. Son dakika gelişmesi olarak da bunu dün canlı yayında da konuştuk. Bugün de videomuzu ekleyelim. Tamamıyla kontrol yapılacak. Nasıl bir tedavi, ne kadar bir tedavi olacağıyla alakalı da bir bilgi yok arkadaşlar. Son dakika gelişmeleri olarak da bunu aktarmış olalım. Trabzonspor takımımıza başarılar diliyorum. Vurduğu gol olsun. Maçtan hemen sonra canlı yayında hepinizi burada bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.